akşama hoş geldiniz. Şu anda benimle olan tüm dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı, öpücüklerimi gönderiyorum. Görüşmediğimiz bir haftadır. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bizler de gayet iyiyiz, çok şükür. En azından sağlığımız yerinde, huzurumuz yerinde. En önemli zenginlik sağlık malum. Özellikle şu içinde bulunduğumuz durumda Allah hepimize sağlık, afiyet versin. Umarım en kısa sürede artık normal alıştığımız hayata da geri döneriz. Gerçekten çok özledim eski hayatımı. Bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Neyse konumuz bu değil. Hemen biz güzel konulara geçelim. Bugünkü konseptimize geçelim. Sizlere geçen hafta zaten söylemiştim. Karaoke videomun kapanışında bir tane kozmetik ürünlerimi yorumlayacağım demiştim. Evet bugün burada onun için toplanmaktayız. Sanki Büyükşehir Belediye Başkanı gibi konuşuyorum ben de. Ay, sanki miting yapıyorum, hay Allah'ım. Neyse yani onun için toplandık bugün burada. Bir tane kozmetik ürünlerimi size anlatacağım. Siz de dinleyeceksiniz inşallah. Sizlere yararlı bir video sunmuş olurum. Neden mutfaktayım? Çünkü kendime şimdi güzel bir Türk kahvesi pişireceğim. Şöyle bol köpüklü, orta şekerli. Eğer sizlerin de hazır değilse henüz çayı, kahvesi benimle beraber hazırlarsanız çok mutlu olurum. Kahvelerimizi yapalım. Ondan sonra keyifle içerken güzel videomuza da başlayalım. Bir de bu ay içerisinde bitirdiğim iki tane de kitabım var. Hazır ürün önerileri adı altında olduğu için bu videomda kitaplarımı da size önereceğim. Ne olduklarını da size söyleyeceğim. Belki sizler de okumuşsunuzdur ama okumayan kişiler için belki bir seçenek olur. Şimdi fazla vakit kaybetmeyelim. Kahvelerimizi pişirelim. Ondan sonra da salonumda ürünlerimle beraber sizleri karşılayayım. Arkadaşlarım, kahvemi aldım, yanına da suyumu da aldım. Güzelce afiyetle içerek sizlere şu görmüş olduğunuz ürünlerimi artık tanıtmaya başlayacağım. Hadi hemen soğutmadan artık kahvelerimizi yudumlayalım. Afiyet şeker olsun. Gerçekten muhteşem. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama çok güzel olmuş. Ben yalnız şöyle suyumu ve kahvemi şöyle yanıma alayım. Tepsiyi de buradan kaldırayım arkadaşlarım. Şöyle yanımda dursun o da. Evet. Şimdi arkadaşlarım, ürünlere geçmeden evvel sizlere iki tane kitap önerisi sunayım. Çok güzel iki tane kitap bitirdim. Bir tanesi arkadaşlarım Ayşe Kulin Sevda Linka isimli kitabım. Ayşe Kulin'i sevmeyen yoktur ya da bilmeyen yoktur ya da en az bir kitabını mutlaka okumuşsunuzdur. Çok harika bir yazar. Dilini çok seviyorum. Kitaplarını çok seviyorum. Sevda Linka'yı da uzun süredir okuma fırsatı bulamamıştım ne yazık ki. Ama sonunda okudum ve bitirdim. Çok da keyif aldım. İlk önereceğim kitabım bu. Ayşe Kulin'den Sevda Linka. Diğer kitabım ise arkadaşlarım, Poyraz Ülger isimli yazarın Gis isimli kitabı. Gerçekten bu da çok çok güzel.
Yani okurken böyle çok çok derinlere dalabileceğiniz, çok etkileneceğiniz bir roman. Tamamen böyle yaşamla alakalı, insanların birbirleriyle olan ilişkileriyle alakalı. İçinde aşk da var, hüzün de var. Çok etkileneceğiniz bir kitap. Ben bu kitabı tesadüf İnkılap Kitabevi'nde gezerken bulmuştum. İlgimi çekmişti konusu ve almak istemiştim. İyi ki de almışım. Hadi şimdi hemen ürünlere geçelim. Kitaplarım da bu şekildeydi arkadaşlarım. Hemen şöyle yine L'Oreal'in boyasından başlayacağım. Yine diyorum çünkü bir önceki biten kozmetik ürünleri videomda da L'Oreal'in boyasından başlamıştım. Saç rengim bir hayli beğeniliyor ve soruluyor. Çok teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Hiç değiştirmeden her ay düzenli kullandığımdan ötürü yine biten kozmetik ürünleri çantama attım zaten bu ayda. Tekrar göstermek ve ne olduğunu söylemek istedim. Ben arkadaşlarım L'Oreal Excellence Cream'in 6.45 Bakır Kahve isimli boyasını kullanıyorum. Çok ama çok memnunum. Her zaman işte böyle saçım bu şekilde yumuşak, güzel. L'Oreal'in boyalarının performansı gerçekten muhteşem. Piyasadaki hemen hemen tüm saç boyalarını kullanmış biri olaraktan L'Oreal'i tek geçiyorum. Kendime yakıştırdığım renkte işte bu renk. Bundan önce tarçın kahve, tarçın kahveden önce çikolata kahve, birçok tabii rengini de denemiş ve kullanmışlığım var. Ama bu bakır kahvede takıldım, kaldım. Bunu şöyle koyayım. Yine göstermiş olayım. Evet arkadaşlarım, şimdi gelelim deodorantlarımıza. Biz ailece Garnier'in koltuk altı deodorantlarını çok ama çok sevdik. Bizlere diyorum çünkü eşim ve oğlum da kullanıyor. Ben yine kahvemi unuttum. Bir dakika lütfen. Bu arkadaşlarım çay ağacı yağı özlü, erkeklere özel Garnier Men diye yazıyor zaten. Eşimin ve oğlumun tercih ettiği deodorant. Bunu çok seviyorlar ve kutu kutu bitiriyorlar. Ben size göstermek amaçlı bir tane çantaya attım. Geri kalan çöpe gitti. Bunlar da benim kullandıklarım. Ben böyle aldığım zaman 2-3 tane falan alıyorum. Yetmiyor çünkü bir tane. Bu saf, temiz olan, mavi renkli olan da çok güzel. Lekesiz koruma olan, pembe olan da çok güzel. İkisinin performansı da gerçekten çok güzel. Ter kokusu önlemede ya da terlemeyi önlemede bir hayli işe yarıyorlar. Bunları da sizlere arkadaşlarım gönül rahatlığıyla öneriyorum. Evet, şimdi gelelim başka bir ürüne. Neutrogena'nın yüz, vücut ve el kremi. Çok amaçlı, harika bir krem. Benim gibi cildiniz karmadan yağlıya dönük ise rahatlıkla kullanabileceğiniz mükemmel bir ürün. Ben bunu duştan sonra vücuduma ya da yüzüme, ellerime her şekilde çok rahatlıkla kullandım. Kokusu da mükemmel, çok hafif, harika bir kokusu var. Fiyat olarak da arkadaşlarım en uygun A101'de bulabilirsiniz bu Neutrogena'yı. Gratis'te, Rozman'da, Watson's'ta da var elbette ama fiyatları biraz yüksek ama A101'de satıyor bunun ve fiyatı orada çok uygun. Onu da aklıma gelmişken söylemek istedim. Evet arkadaşlarım, şimdi şöyle duş jellerini ben önüme alayım. Direkt duş jellerini anlatayım arkadaşlarım. Şimdi Le Petit Marcellis'ten başlayayım. Biz Le Petit Marcellis'in duş jellerini çok severek kullanıyoruz. Ve nemlendirme özelliği olan güzel ürün yani. Organik kan portakalı ve biberiye özlü bizim aldığımız. Açıkçası ben bunun kokusunu çok sevmedim. Böyle şey... Nasıl geldi bana biliyor musunuz bu portakal kokusu? Kalsiyum Santos'un kokusunu bilirsiniz. Kalsiyum Santos hani. Onun gibi kokuyor. Çok hoşuma gitmedi. Oğlum ve eşim bitirdi bunu. Ben bitiremedim. Yani kullanmak istemedim. Biz bununla birlikte süt özlü olanını da almıştık. O muhteşem. Yani bir bebek pudrası kokusu düşünün. Aynı onun gibi kokuyor. Onu kullanıyorum şu anda. Bir sonraki biten kozmetik ürünleri videomda onu mutlaka tabii ki de anlatacağım. Onun bitmesini bekledim. O yüzden çantada değil. Le Petit Marcellis bu şekilde. Evet, şimdi çok sevdiğim iki duş jelinden bahsedeyim. Duru'nun bir tanesi orkide özlü olanı, bir tanesi de zeytinyağı ve papatya olanı. Bu ikisine bayılıyorum. Ay yine koklayacağım.
Ya bu koklama huyu da benim bir türlü bitmek bilmiyor ama bayılıyorum koklamaya. Bunu özellikle çok ama çok tavsiye ediyorum. Çok ferah, harika ve zeytinyağlı olduğu için de inanılmaz bir nemlendirme özelliğine sahip. Özellikle kuru ciltlere kesinlikle öneriyorum. Ama içinizde de kullanmayan yoktur herhalde duru duş jellerini, değil mi? Çok popüler çünkü, yani mutlaka kullanmışsınızdır. Bu orkide özlü olanı da muhteşem. Yani bunu kullandıktan sonra duştan bir çıkıyorsunuz, ev buram buram duş jeli kokuyor. Sanki parfüm sıkmışsınız gibi. Ya çok güzel gerçekten, bu duru duş jelleri çok başarılı. Gelelim bir diğer duş jelime, Purline'ın duş jeli. Bu yeni çıkan duş jellerinden aslına bakarsanız ve Unilever'in, yani Elidor ve Dove'un firmasının çıkartmış olduğu bir duş jeli Purline. Fena değil. Yani çok öyle çok beğenmedim. Bizim tercih ettiğimiz deniz mineralleri ve deniz yosunu özlü olanıydı. Ama kokusu çok kalıcı değil. Ayrıca nemlendirme özelliğini de çok başarılı bulmadım ben kendimde. O yüzden bir daha tercih etmedim. Geliyorum bir diğer duş jeline. Comedy'nin duş jeli. Ben bu duş jelini Şok Market'te gezerken gördüm. Comedy'yi zaten hepimiz biliriz. Bir yağ aslında şeysi, markası. Dedim Comedy duş jeli de mi çıkardı? Hadi bir alalım deneyelim dedik. Böyle bir şişesi var, 500 milim ve 6 liraya aldık. Çok da uygundu fiyatı. Bayağı da başarılı. Kokusu da çok ferah, çok güzel. Ben bitirmemiş miyim bunu ya? Ha, biraz var gibi sanki. Neyse, önemli değil. Evet, şimdi sırada ne var? Sırada şampuanlar var. Şimdi şampuanlara gelelim. Benim canım vatikalarım. Bir önceki biten kozmetik ürünleri videomu seyredenler benim vatikaya aşık olduğumu artık öğrendiler. Ben de ne yaptım? Vatikanın bütün çeşitlerini gittim, aldım ve kullandım. O yüzden sizlere şimdi yorumlayacağım. Fakat vatikadan önce de deneyimlediklerim var. Ben de çıkarta bitiremedim yalnız arkadaşlarım. Şöyle önüme alayım istedim hepsini. Bayağı da bir bitirmişim yalnız. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Önümü birazcık toparlamalıyım. Bunu başka yere alayım. Kahve fincanlarımı falan bir götüreyim arkadaşlarım. Şöyle güzelce bir ferahlatayım şurayı da şampuanlarımı size rahatlıkla anlatayım. Canım vatikalarıma yer açılsın. Yoksa onlar arkada kalacaklar. Üzülürüm. Çok kısa bir süre sonra geliyorum. Evet arkadaşlarım, hemen geldim. Şampuanlardan bir hayli denediklerim, tecrübe ettiklerim var. Size ilk önce DP'den başlayayım. DP arkadaşlarım son zamanlarda bir hayli popüler olan, adını duyurmaya başlayan, televizyonda reklamı da olan bir ürün. Ben de çok merak ettim açıkçası. Şimdi şöyle kocaman 800 milimlik pompalı bir şişesi olan şampuan ve bu DP şampuanın en önemli özelliği tuzsuz olması. Biliyorsunuz ki şampuanlarda tuz var ve tuz saç telimize zarar veren bir madde. Bu şampuanın tuzsuz olması beni etkileyen bir şey oldu. Dedim hani deneyeyim, beğenirsem devam ederim. Hem vatika hem bu böyle dönüşümlü kullanırım diye düşündüm. Kullandım. Fakat hiç memnun kalmadım. Benim saçıma hiç iyi gelmedi. Kokusu ağır geldi. Yapısı yapış. Yani saçlarımı çok hacimsiz yaptı. 2 saat sonra saçım yağlandı. Yani çok enteresan bir şampuan. Zannediyorum ki çok kuru saçlar için üretilmiş bir ürün. Benim tercih ettiğim çam terebentin özlü olanıydı. Ben bunu tercih ettim ama ne yazık ki benim için hüsran oldu. Bir daha asla almam deyip de benim saçıma hiç ama hiç iyi uyum sağlamadı. Evet, geliyorum bir diğer şampuanıma, Restorex'e. Restorex de benim 2-3 yıl önce keşfettiğim ve çok da severek kullandığım bir şampuan. Sarmaşık özlü. Özellikle saçları böyle çabuk uzamayan, saçları hacimsiz olan kişilerin tercih edebileceği bir şampuan. Ben gerçekten çok memnundum. Uzunca bir sürede kullandım. Ay, koklayacağım.
Kokusu da gerçekten çok güzel. Evet, Restorex de bu şekilde. Vatikaları almadan önce bunu kullandım. Sonra bunu oğlum da çok sevdi. Oğlum da Restorex kullanmaya başladı. Bu arada DP'nin bu ucundan mıdır nedir? Elime böyle yapış yapış şey geliyor. Bir ürün geliyor. Akmış herhalde. Evet, DP'nin kokusu elime de sindi. Ay şey, hoşuma gitmedi yani bu yapış yapışa. Bak, elimi bile yapış yapış yaptı. Yani saçı ne yapmasın. Çok kötüydü. Evet, Restorex de bu şekilde kesinlikle önerdiğim bir şampuan. Şimdi geliyorum arkadaşlarım bir başka şampuana. Elidor'un yeni çıkartmış olduğu silikonsuz nar özlü şampuanına. Ben bir önceki yine biten kozmetik ürünleri videomda bunun saç kreminden bahsetmiştim ve beğenmediğimi söylemiştim. Ne yazık ki şampuanını da beğenmedim. Yani ben ikisini komple beğenmemiş oldum böylelikle. Neden beğenmedim? Benim saçlarımı hiç yumuşatmadı. Çok sertleştirdi. Böyle şey, hem hacimsiz yaptı saçlarımı hem de çok sertleştirdi. O yüzden benim saçıma uymadı. Beğenmedim. Bir daha almayacağım. Ama denemiş, kullanmış oldum. Yeni çıkan ürünleri denemeyi her zaman seviyorum. Ben de bir türlü karar veremedim. Böyle mi tutayım? Böyle yanda dursunlar? Böyle mi? Bir türlü karar veremedim. O yüzden oynayıp duruyorum. Çok da önüm kapansın da istemiyorum. Biraz o yüzden de. Masaya oturmamın sebebi de o. Koltukta otursam bunları nereye sıralayacağım? O yüzden masada oturuyorum. Masada da bir türlü karar veremiyorum. Evet arkadaşlarım, geliyorum bir başka şampuana. Bu da arkadaşlarım Watsons'ın kendi ürünü. Sadece Watsons'larda satılıyor. Naturals isimli şampuanı. Yine böyle pompalı güzel bir şişesi var. Ben Hindistan cevizlisini tercih etmiştim. Hindistan cevizi benim ürünlerde vazgeçilmezim. Genelde böyle Hindistan cevizli şampuanlar, saç kremleri eğer varsa o ürün içerisinde tercih ederim. Vegan bir ürün. Hayvanlar üzerinde test edilmemesi çok güzel bir özellik. Güzel bir ürün. Yani hani böyle hiç tavsiye edemem diyemem. Ama çok böyle aşırı aman aman da güzel değil. Yine benim saçımı ağırlaştıran ve yağlandıran bir özelliği oldu. Böyle benim saçım ağırlaştığı zaman ve yağlandığı zaman saç diplerim kaşınmaya başlıyor. Ve o beni çok aşırı derecede rahatsız ediyor. Böyle saçım temizlenmiş, böyle hani şey olmuş, böyle ferahlamış. Mesela şöyle şöyle yaptığımda mesela bugün şu anda saçımı çok ferah ve çok hafif hissediyorum. Çünkü vatikalarım o özelliği yaratıyor saçlarımda. Onları o yüzden çok seviyorum. Ama mesela bununla yıkadığımda bu hissi yaşayamıyorum. O yüzden yine daha kuru saçlara sahip olan kişiler denerlerse belki memnun kalabilirler. Şimdi gelelim benim en favori, en sevdiğim ve en vazgeçilmez olan vatikalarıma. Ya sen de şöyle dur da, şöyle ortaya koyacağım vatikaları çünkü. Şimdi 6 tane çeşidi var arkadaşlarım vatikanın. Bir sarımsaklı. Onu geçen biten kozmetik videomda zaten anlattım. O yüzden onun şu anda şişesi yok. Onu bitirdikten sonra bunları denemek için bir daha sarımsaklı almadım ikinciye çünkü. Anneme aldım. Annem kullanıyor şu anda. O da çok memnun. İkincisi, hemen şundan başlayayım. Çörek otlu. Zayıf ve cansız saçlar için çıkartılmış ürünü. Ben bunu çok ama çok beğendim. Tek hoşuma gitmeyen tarafı ne oldu biliyor musunuz arkadaşlarım? Kabı siyah ya, içi de simsiyah. Yani şöyle elinize döktüğünüzde simsiyah bir şey geliyor böyle elinize. Abi tiksindim yani. Diyeceksiniz ki şampuandan tiksinilir mi? O öyle simsiyah görünce elimde bilmiyorum bir böyle şey hoşuma gitmedi benim. Ama saçımı yapışı, saçımı böyle ferahlatışı, hacim verişi, temizlemesi çok güzeldi. Kokusu da çok güzel. Çörek otu zaten saça çok faydalı. Vücudumuza çok faydalı bir şey çörek otu. Çok faydalı olduğunu bildiğim için zaten özellikle denemek istedim. Bir daha alır mıyım? Renginden dolayı almayacağım. Çünkü elimde öyle simsiyah şampuan görmek hoşuma gitmedi. Alışık değilim yani daha doğrusu ben öyle bir rengi. O yüzden ben çörek otlusunu bir daha almayacağım. Ama rengi benim için önemli değil. İster siyah olsun ister beyaz olsun diyorsanız ki tavsiye ediyorum. Bakın çörek otlusunu mutlaka deneyin derim. Ama benim gibi renk takıntınız varsa
Çok önermiyorum. Şimdi gelelim yine çok severek kullandığım Vatikan'ın bir diğer çeşidi olan Hindistan cevizlisine. Buna bayıldım. En çok buna bayıldım ve şu anda saçlarımı Hindistan cevizi Vatika ile yıkadım bugün yani. İnanılmaz güzel, yani inanılmaz muhteşem, anlatılmaz yaşanır güzellikte bir şampuan. Hatta iki tane var Hindistan cevizinden. İki tane bitirdim. Bir tanesini de şöyle koyayım. Kokusu harika, saçta çok kalıcı. Ondan sonra hacim veriyor, yağlandırmıyor, ağırlaştırmıyor, kepek yapmıyor, saçı dökmüyor. Yani bir şampuandan ne beklenirse o vaatleri kesinlikle ve kesinlikle benim saçım için söylüyorum, yerine getirdi. Çok seviyorum Hindistan cevizlisini. İki tane bitirdim. Şu anda bir tane daha var. Onu kullanıyorum. Dolabımda yedekte bir tane daha var. Hindistan cevizliği bayağı bir stokladım. Bir sonraki biten kozmetik ürünleri videomda da bayağı anlatırım yine. Bu da arkadaşlarım Vatikan'ın üçüncü çeşidi olan yani sarımsak, çörek otu, Hindistan cevizi üçüncü çeşidi olan bahsettiğim Vatika'ydı. Gerçekten çok memnunum. Bayılarak kullanıyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere de. Dördüncü çeşidine gelelim arkadaşlarım. Argan yağlı. Argan yağlı gerçekten güzel. Yani özellikle kuru saçlar için inanılmaz güzel bir ürün. Şimdi ben bunu da çok sevdim. Kötü diyemem. Yine hacimli yaptı saçımı, parlak yaptı. Kokusu inanılmaz güzel. Böyle bir koku olamaz. Yok yani. Bayılırsınız yani. Bayılırsınız kokusuna. Gel gelelim. Bu benim saçımı sabahtan akşama kadar bir tık yağlandırdı ve ağırlaştırdı. O yüzden argan yağlısını ne yazık ki bir daha tercih edemeyeceğim. Hindistan cevizi gibi uzun süre temizlik hissi ve ferahlık yaşatmadı bu bana. Neden? Çünkü saçım kuru değil çok fazla argan yağını kaldırsın. O yüzden arkadaşlarım argan yağlı böyle bu şekilde bana uymadı. Şimdi 4 çeşit saydım size sarımsaklı ile beraber. 5. çeşit bal ve yumurta özlü olan. O da şu anda stoğumda yer alıyor. Onu henüz denemedim, kullanmadım. Bir sonraki videoda ondan zaten bahsederim. 6.sı da kaktüs özlü olan. Onu kullandım. Dibinde biraz kalmıştı. Ben onu çok beğendim. Aynı Hindistan cevizi gibi çok beğendim. Annemin de denemesini istedim. O yüzden denesin diye hani numune gibi olsun diye anneme. Anneme götürdüm, verdim. O yüzden şu anda biten şişesi bende mevcut değil. Anneme gidip alamadım. Onu da bir sonraki videoda size gösteririm. Eğer unutmazsam ya da annem unutup da çöpe atmazsa. Çok enteresan, kaktüslü şampuan mı olur diyebilirsiniz. Ben de öyle duyduğumda dedim. Ama yapmışlar ve gayet de güzel olmuş. Vatikalarım da işte bu şekildeydi. Evet, şimdi devam edelim. Aa, cansız baby kalmış. Bunu şampuan kategorisinde tabii söyleyeyim. Kalmış burada, unutmuşum arkadaşlarım. Bunu da eşim kullanıyor. Bir önceki videoda da biten kozmetik ürünü videosunda da anlatmıştım. Ben cansız baby kullanmıyorum saçım için. Fakat güzel bir göz makyaj temizleyicisi olabiliyor. Böyle gözünüzü bu şampuanla yıkadığınızda göz makyajınız müthiş güzel bir şekilde çıkmış oluyor. Ben o şekilde değerlendiriyorum istediğimde. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlarım, şimdi çantamdan bir saç kremi çıktı. Çok severek kullandığım vazgeçilmez Gliss'im benim. Vatika'dan önce ben hep Gliss'in şampuanlarını kullanıyordum. Zaten videolarımda da hep anlatıyordum, hatırlarsınız. Şampuanından şimdilik vazgeçtim. Zaten son zamanlarda da saçımı dökmüştü ve ona kızmıştım. Vatika'yı da keşfettikten sonra artık Gliss'in şampuanını kullanmaz oldum. Fakat saç kreminden asla vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim de, çünkü çok severek kullanıyorum. Saçıma en iyi gelen saç kremlerinden biri bu. Canlılığını yitirmiş ve yıpranmış saçlar için olan Serum Deep Repair isimli saç kremi. Ben buna Gliss'in eflatunu diyorum kısaca. Saç kreminde de
Bir bu eflatununu, bir de koyu yeşilini kullanıyorum. Dönüşümlü kullanıyorum. Bu ay biten buydu. O yüzden size bunu göstermek istedim. Glisin saç kremi perfecto'dur yani. Şimdi arkadaşlarım, bitirdiğim 3 tane de asetonum var. Sizlere de onu göstereyim. Bir oje hastası olaraktan ve her gün ojelerimi değiştiren birisi olaraktan tabii bir hayli aseton tüketiyorum. Asetonlarda 2 tane Gülşah. Bir tane de şöyle şok marketlerde satılan Mon Amour isimli, yanlış söylemedim değil mi? Yok, Mon Amour isimli asetonu kullanıyorum. Şöyle öne koyayım da arkada kaybolmasınlar. Düştü mü? Göremiyorum ama düştü galiba. Ay ben şimdi onu düzelteyim, o şimdi düştü ya, benim konsantrem kaçar. Bir dakika arkadaşlarım, nereye düşmüş? Evet, buraya düştü. Geçen sefer videoda yaptım, sakarladılar. Çok komikti. Bir türlü toparlayamamıştım düşenleri ama neyse, bu videomda fazla sakarlık yapmadım. Evet arkadaşlarım, son ürünlerim ve çantam artık tamamen boşaldı. Şimdi son ürünlerimde arkadaşlarım 3 tane makyaj malzemesi. Bunlardan biri arkadaşlarım Maybelline'in Affiniton fondöteni. Ben arkadaşlarım cildimde fondöten kullanmayı çok seven birisi değilim. Genelde BB krem kullanırım. Daha hafif olduğunu düşünüyorum ve daha doğal durduğunu düşünüyorum. Bunu da epey uzun bir süre önce almış bitirdim ama o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Hafif yapılı, karma ciltlere uygun olan bir fondöten. Bir fondöten arayışı içerisindeyseniz de hafif görünümlü, doğal görünümlü olsun derseniz size bu Maybelline'i önerebilirim. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Şimdi buraya uzansam bunlar düşebilir değil mi? Ne yapacağım? O zaman artık şu vatikaları şimdi şuradan bir çekeyim arkadaşlarım. Bunları da böyle alayım. Bence daha mantıklı olacak. Şöyle kısa boyluları şöyle koyayım ki arkada çünkü görünmezler yani. Evet. Fondötenimiz bu şekildeydi. Şimdi geliyorum Essence markasının rujuna ve rimeline. Essence'ı ben çok ama çok seviyorum. Eczacıbaşı'nın zannediyorum ki Alman malı bu Essence. Almanya'dan getirtmiş olduğu ithal bir ürün Türkiye'ye. Keşfettiğimden beri bayıla bayıla kullanıyorum ben Essence'larımı. Şu özellikle Love Extreme isimli rimeli muhteşem. Hem hacim veriyor, hem simsiyah yapıyor kirpikleri, hem uzatıyor. Size şöyle hemen fırçasını da göstereyim. Birazcık şöyle kalmış ama artık kullanamıyorum. Bitti bu. Bakın arkadaşlarım, şöyle silikon ama gerçekten çok başarılı bir fırça. Bunu çok severek kullanıyorum. Bunun her zaman bende yedeği mevcuttur ve şu anda gözümdeki rimelde yine bu Essence'ın rimeli. Belki şu anda tabii gözükmüyor olabilir karşıdan ama gerçekten çok severek kullanıyorum ve rimel arayışı içinde olanlara da kesinlikle öneriyorum. Fiyatı da oldukça uygun. Evet arkadaşlarım, şimdi geliyorum dudağımdaki ruja. Ben böyle doğal tonları, bir tık daha böyle kahve tonlarını ya da nude tonlarını rujlarda daha çok seviyorum. Ya da böyle gül kurusu pembe tonlarını çok seviyorum. Kırmızı ruj kullanamam, turuncuya kaçan renkler kullanamam. Ya da çok koyu böyle bordolar, vişneler falan kullanamam ben rujda. O yüzden arkadaşlarım, şu dudağımda görmüş olduğunuz ruj, bilmiyorum şu anda tabii. Yalamış da olabilirim, çıkmış da olabilir. bilmiyorum ama size rengini şimdi şöyle göstereceğim ama tabii anlamayacaksınız, böyle olmaz. Benim bunu swatchlamam gerek, swatchlarım. Şöyle bitirdim. Bunun yediği tabii yine var. Ben yalnız size bunun Velvet Matte 03 numarası, eğer bakmak isterseniz. Ben şimdi şunu bir şöyle size swatchlayayım. Bir dakika, kameraya da yaklaşacağım tabii ki de şu anda. Böyle çok da şık, güzel bir ambalajı da var. Hemen çantayı atıp çıkıyorum. Şöyle koyayım. Geliyorum şimdi elimi göstermeye. Evet, şöyle gösterdim mi zannediyorum rengi anlayabilirsiniz. Çok güzel böyle gül kurusu pembemsi, hafif kahvemsi bir rengi var. Böyle arkadaşlarım, ben bu renkleri tercih ediyorum. Çok da severek kullanıyorum. Evet arkadaşlarım, benim için yine yorumlaması, sizlerle paylaşması çok keyifli bir videoydu.
Ben gerçekten çok seviyorum yani bu kozmetik işini, acayip derecede çok seviyorum. Keza evde yaptığım cilt bakım maskeleri falan da benim için çok kıymetli şeyler. Zaman su gibi aktı geçti. İnşallah sizler için de yararlı, güzel bir video olmuştur. Bir sonraki pazartesi gününe kadar arkadaşlarım, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, musmutlu kalın. Önümüzdeki hafta pazartesi, şu anda inanın video konseptimin ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Belki hava güzel olursa gidebileceğim güzel yerler tabii ki var. Kafamda birçok plan var ama hayata geçirebilecek miyim hiç emin değilim. Ama eğer yapabilirsem gezi videosu olur. Yapamazsam da yine size ev konsepti videosu sunabilirim. Sürpriz, bakalım ne olacak, ben de bilmiyorum. Hepimiz için sürpriz olsun, yaşayalım ve görelim diyorum önümüzdeki hafta pazartesi için. Sağlıcakla kalın, musmutlu kalın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlarım. Bay bay.